Efendim hepinize merhabalar. Ben Rıdvan Akgün, Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi ortak yayını Seçim Özel'deyiz. Seçimler yaklaştı. Bugün ayın 6'sı şurada kalmadı. Az bir süre kaldı. 24 gün. 24 gün sonra Türkiye'de yerel seçimler yapılacak. Hükümete baktığımız zaman AK Parti Genel Başkanı bunu bir BK meselesi olarak görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi de hizmet meselesi olarak görüyor. Yerelde hizmet. Halkla beraber bütünleşeceğiz, halkın sorunlarını gidereceğiz şekliyle farklı bir bakış açısı ortaya koyuyor Cumhuriyet Halk Partisi. Hatta daha da ileri gidip askeri ücretliye 2200 lira bir para ödeyeceğini, maaş ödeyeceğini söylüyor. Şöyle baktığımız zaman acaba İzmir'de 30 ilçe var. 30 ilçede ilçe belediye başkan adayları partilere göre hangi çalışmaları yapıyorlar? Halkla nasıl buluşuyorlar? En çok talep nedir? Ve çalışmalar içerisinde karşısına çıkan özellikle hangi tür projelerin ön plana çıktığı, bunları merak ediyoruz biz televizyoncu olarak. Ve tabii ki adayları bir bir stüdyoya davet etmeye başladık. Utku Gümrükçü, Çiğli Belediye Başkan Adayı. Utku Gümrükçü, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çiğli Belediye Başkan Adayı. Şu anda canlı yayında stüdyomuzda kendisine soracağımız çok sorular var. Hoş geldin Sayın Başkan. Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan diyoruz çünkü siz ilçe başkanlığından geldiğiniz için aklımızda başkanlık var. Bu böyle gidecek zaten. Kazanırsanız da yine başkan demeye devam edeceğiz. Türkiye'de zaten öyle çok başkan varmış herhalde. Dernekler, kulüpler, özellikle bir yılda bir seçim yapılan şeyler var. Mesela ben bir Lyons Federasyonu'nda bir kulübe üyeyim. Bizde görevler bir yıllıktır. Herkes başkandır. Girdiğimiz zaman kulübe herkes birbirine başkanım diyor. bizde de var o. Evet Sayın Başkan, hayırlı uğurlu olsun tekrar. Şurada az bir süreç kaldı. Çiğli'desiniz, iddialısınız. Ve seçim kazanıp özellikle Çiğli'de yapılması gereken projelerin olduğunu sohbetlerimizde biliyoruz. Ve Çiğli halkının huzur ve mutluluğu için, yaşanılabilir bir Çiğli armağan etmek için çalışma yapacaksınız. Gece gündüz de çalışıyorsunuz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Oradan başlayalım isterseniz. Tabii bir hummalı çalışmanın içerisindeyiz yaklaşık bir aydır. Bugünden itibaren de 3 hafta gibi bir kısa süre kaldı seçime. Evet. Çiğli'de çok güçlü, dinamik bir Cumhuriyet Halk Partisi örgütü var. Evet. Geçtiğimiz hafta 3 gün üst üste toplam 14 tane seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdik. Çok güzel. Hepsi birer mahalle mitingi gibi gerçekleşti. Çok kitlesel kalabalıklar vardı. Büyük bir heyecan ve coşku vardı. Normal Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin dışında vatandaştan, diğer siyasi partilerden katılımlar vardı. Zaten biliyorsunuz biz bu seçimlerde geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminin devamı olarak evet. Hani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ikilemi var. Biz de Millet İttifakı'nın adayıyız. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, başta İyi Parti olmak üzere birçok toplumsal kesimin desteğini almış, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilmiş bir adayız. Mesela evet. İyi Parti'nin il başkanı Hüsmen Kırkpınar da katıldı açılışlarımızdan birisine. Evet. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili olan Sayın Musavat Dervişoğlu da katıldı. Böyle hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem İyi Parti, hem diğer siyasi partiler ve bir halk hareketine dönüşmüş durumda Çiğli'de bizim adaylık ve seçim kampanyamız. Onun için çok hızlı gidiyor, iyi gidiyor, enerjik gidiyor. Yani ittifaktan memnunsunuz anladığım kadarıyla. Çok memnunuz. Evet. Tabii bu bizim sorumluluğumuzu da arttırıyor yarınlara yönelik. Evet, evet, çünkü evet. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini değil, artık birçok toplumsal kesimi ve tabanı da kendi seçmen kitleniz içine katmanız, onları da temsil eder bir pozisyon almanız gerekiyor belediye başkanlığında. Çiğli'deki bu heyecanı hafta başı Tunç Soyer'in merkez seçim ofisimizi evet. açma mitingiyle diyelim. Daha da arttıracağız. Daha da arttıracaksınız. Yani pazartesi günü mü? Pazartesi diye konuştuk ama belki salıya da kalabilir. Tunç Bey'in de programına uyması aynen, lazım. Aynen, sizin aynen, de keza öyle. Evet. Evet. Peki şöyle baktığımız zaman Çiğli benim de yaşadığım ve kayıtlı olduğum bir ilçe. Yani ben de Çiğli sakiniyim aynı Hı-hı. zamanda. İş yerim Karşıyaka'da ama Karşıyakalı diye biliyorlar. Evet Karşıyakalıyım ama aynı zamanda Çiğli'deyiz tabii ki. Halkın beklediği birçok projeler var ama ben ilk önce yani sohbete başlarken Çiğli'nin en büyük ihtiyacı olan proje nedir? Yani buradan girelim istiyorum konuya. Hı-hı. Tabii nereden baktığınıza göre değişiyor. Hangi mahallede oturduğunuza göre değişiyor. Evet. Çiğli'nin en büyük problemlerinden bir tanesi mahalleler arası hizmet eşitsizliği.
Yani bir bakıyorsunuz bir mahallemiz çok hizmet almış, kalkınmış, gözde olmuş. Onun yanında hemen yakınındaki bir başka mahallemizde birçok eksik var. O eksiklikler devam ediyor. En büyük problem bizim tespit ettiğimiz bu mahalleler arasındaki hizmet eşitsizlikleri. Bir çöp sorunumuz var. Fırsat eşitliğini yaratacaksın. Aynen öyle. Bir çöp sorunumuz var. 89'da başlamış, 92'de açılmış. Yaklaşık 30 yıldır... Harmandalı çöpünü evet, İzmir'in bütün çöpünü Harmandalı'da topluyoruz. Ondan kaynaklı koku ve çevresel sıkıntılar var. Bölünmüş bir çiğli var. Bir taraftan Anadolu Caddesi, bir taraftan İzban Hattı'nın geçmesiyle. Onu nasıl çözecek? Büyükşehir'le ortaklaşa alt geçitler falan yapacak galiba. Tabii sadece geçit, alt geçit. İzban özellikle büyükşehir değil. Biliyorsunuz devlet demir yollarıyla evet, da ortak. Evet, evet. Dolayısıyla hani hükümetsiz çözülecek bir konu değil. Büyükşehir'in de dahil olması lazım. Çiğli Belediyesi'nin sorumluluğunun çok ötesinde aşan bir şekilde. Ama belediye başkanları kendisinin siyasi lideridir. Belediye başkanları kentin sivil toplum örgütüyle beraber kent kimliğini yaşatmak ve kenti geliştirecek şeyleri hem büyükşehirden hem hükümetten istemekle de yükümlüdür. Vermeyince de üzerinde baskı kurmakla mükelleftir. Evet, evet. Biz öyle bir çizgi izleyeceğiz belediye başkanlarımızda. Bu konuları daha fazla İzmir gündemine taşıyacağız. Türkiye gündemine taşıyacağız. Hem büyükşehir belediyemizden hem hükümetimizden olabildiğince fazla destek ve yardım almak noktasında olacağız. Çiğli'nin en önemli eksikliği de bize göre bir kent kimliğinin oluşmasındaki zayıflık. Yani mesela işte İzban neden yer altına alınmadı? Çiğli de alınmadı da Karşıyaka'da alındı. Çünkü Karşıyaka'da bir kent kimliği var, bir kent kültürü var, bir kentlilik bilinci var. Onun bu Çiğli'de de olması lazım. Evet. Onun üzerinde bir de Karşıyaka'nın büyük bir lobisi var. Yani Karşıyaka'ya bir şey olduğunda Türkiye bir anda duyabiliyor. Şimdi Çiğli'yi de aynı noktaya getirmemiz lazım. Biz şimdi niye gelmesin? Aynen niye öyle. Gelmesin? Aynen öyle. Yani. Zaten önümüze siyasi hedef olarak Karşıyaka'daki oyu geçmeyi koyduk biz bu açılışlarımızda. Öyle mi? Tabii tabii kamuoyunda paylaştık. Yani Çiğli güzel bir hedef. İzmir ikinci bölgede özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer siyasi partilerden fark atmasını sağlayan iki ilçe var. Birisi Karşıyaka, birisi Çiğli. Çiğli. Şimdi ikisini birbiriyle yarıştırır hale getirmek lazım ki rekabet iyidir biliyorsunuz. Yani biz kendi içimizde yarışırız diyorsunuz. Aynen öyle. Tabii evet, başka evet, bir siyasi parti dedim. Şekilde. Karşıyaka'daki CHP'nin oyunu Çiğli'de biz geçeceğiz. Hedefimiz o. Şimdi tabii bunu biz vatandaştan talep ediyoruz. Böyle bir destekle bizi seçerse eğer insanlar daha kolay işlerimizi çözeriz. Güçlü oluruz hem büyükşehirde hem hükümet bazında güçlü oluruz diyoruz. Bunun bir başka boyutu da var. Eğer biz gerçekten Karşıyaka'nın oy oranını geçebilirsek oradan aldığımız güçle hizmet anlamında da Çiğli Karşıyaka'ya geçecektir. Biz de onun taahhüdünü veriyoruz arkadaşlarımız. Evet, yani anladığım kadarıyla Çiğli ilk önce bir marka kent olacak. Evet. Şehrin yani ilçenin vizyonunu bir belirleyeceğiz diyorsunuz. Bir teması olacak. Peki tema ne olacak? Marka kent olacak da bir de bir teması olması lazım. Evet, mesela işte rahmetli Priştina İzmir'i fuarlar ve kongreler evet, kenti olarak konumlandırmıştı. Şimdi tabii masa başında oturarak bir şehrin geleceğine karar veremeyiz. Ya da bir mahallenin geleceğine karar veremeyiz. O insanları, orada yaşayan insanları karar alma sürecinin içine dahil etmemiz lazım. Ve belediye kanunundan kaynaklı bir stratejik plan hazırlama süreci var biliyorsunuz. Evet, işte evet, 6 evet, ay içerisinde planı hazırlamamız lazım. Bunu Çiğli'nin geleceğine yönelik bir tartışmanın başlangıcı olarak hemen seçildikten sonra başlatacağız. İlk aşamada ne yapacağız? İlk aşamada bir Çiğli'nin geleceği, geçmişi, dünü, bugünü, yarını üzerine bir konferans evet, 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 gerçekleştireceğiz. Orada konunun uzmanları, işte akademisyenler, yazarlar, Çiğli sevdalıları, muhtarlarımız, vatandaşlarımız. Önce bir biz ana olarak tartışacağız. Sonra orada yaptığımız tartışmayı ve aldığımız sonuçları mahalle bazına yayacağız. Mahalledeki arkadaşlarımızla hem mahallenin sorunlarını hem de Çiğli ile ilgili çizdiğimiz o gelecek hayalini konuşacağız. Sonra bunların hepsini stratejik planımızla beraber karara altına alacağız ve 5 yıllık hizmetimizde bu plan doğrultusunda hem belediye olarak biz motive olacağız, o şekilde yönlendireceğiz. Hem de vatandaşı bu hedefe kilitlemek için belediye olarak önderlik görevimizi yapacağız. Şimdi Çiğli İzmir'in en değişime açık yeri. Evet. Birçok bakir alanı var. Mevcut yapılaşma oranının 2-2,5 katına çıkabilecek de bir potansiyeli var. Var. Şimdi bu potansiyeli iyi yönetmek lazım.
Yani Çandarlı Limanı, işte İstanbul'dan gelecek yeni otoban, işte hızlı trenin yapılması gündemde. Bunların tamamının bağlantı noktaları Çiğli'de oluyor. Bir havaalanımız var. 8 yıldır hükümet söz verdi ama onu sivil trafiğe açmadı. Onun açılmasıyla beraber daha da artacak bir şey var. 14 kilometreye yakın Karşıyaka'dan Tuzla'ya kadar bir sahil kesimimiz var. Çok önemli. Oradaki, ben de oraya gelecektim. Denizle nasıl buluşacaksınız? Evet, orada evet. Denizle buluşabilecek bir Çiğli var. Kuş çok cennetimiz güzel. Var. Doğal yaşam parkımız var. 30 bin 40 bin işçinin çalıştığı, 400-500 civarı fabrikanın olduğu bir organize sanayi bölgemiz var. Aslında var yani altyapı, evet. Kaynaklar var, balıkçılık var, hayvancılık var, çeşitli türlerde tarım var. Üniversite var, çeşitli okullar var, sağlık var, hastane var. Yani daha ne olsun? Daha ne olsun? Yani bir devleti idare eden her şey Çiğli'de var. Yani Çiğli baktığınızda başlı başına bir devletmiş gibi yani tüm zenginlikleri barındıran bir noktada. Bu özelliklere sahip çok az sayıda ilçe var İzmir'de. Aynen, İzmir'de, bravo. İzmir'de çok az sayıda ilçe var. Şimdi biz bunu Seferihisar gibi bir şehri bir dünya markası haline getiren Sayın Tunç Soyer'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda biz de Çiğli Belediyesi olarak el ele vereceğiz, etle tırnak gibi vuracağız ve Çiğli'nin tarihini ve tarihini tahlil edip bir geleceğe taşıma, bir ayağa kaldırma. Ve tecrübeyi yansıtacaksınız, evet. Oraya anladığım beş kadarıyla. 5 yıl boyunca bir ayağa kaldırma dönemi yaşayacağız Çiğli. Evet, yani şimdi gülümseyen Çiğli diye bir rozetiniz var burada, onu görüyorum. Çiğli halkı gülümseyecek anladığım kadarıyla. Bu projeleri yaptığınız müddetçe, hayata geçirdiğiniz müddetçe tabii ki Çiğli Belediyesi olarak değil, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak projeler bazıları. Çoğu. Evet, Tunç Soyer'in de Seferihisar'da özellikle her mahalleyi, her köyü bir marka haline getirmesi, bu konudaki tecrübelerinde Çiğli'de yansıtılması için bir ışık olacaksın içinde. Sizin de tabii ki bu konuda yıllardır siyasetin içerisinde halkla berabersiniz. Siz de çok pratik hareket ediyorsunuz. Bence bu 5 yıl, belki başka belediyelere göre 10 yıldır ama siz 5 yılda derleyeceksiniz, toplayacaksınız. Gülümseyen bir Çiğli halkı olacak, karşımıza çıkacak anladığım kadarıyla. Peki şimdi seçim aşamasında aday adayları var. Biliyorsunuz en büyük bu aşamalarda her belediye başkanının, adayının en büyük korkusu acaba diğer aday adayları bu süreç içerisinde birlikte omuz omuza çalışır mı? Yoksa muhalefet ve kırılganlık ve küskünlük yaşatır mı şekliyle endişeleri vardır. Sizin Çiğli'de belediye başkan aday adaylarıyla bu süreçten sonra siz aday gösterdikten sonra bir araya geldiniz mi? Onlar ne diyorlar? Bir uzlaşı kültürü oluştu mu? Tabii şöyle. Evet. Şimdi evet, net bir toplantı yapmadık. Bunu bu cuma günü Allah nasip ederse yapacağız. Evet. Cuma günü sabah bir kahvaltıda arkadaşlarla buluşacağız. Hem onların hayallerini, projelerini dinleyeceğiz hem de beraber ne yapabiliriz onu konuşacağız. Ama bu yaptığımız açılışlarda, işte alan çalışmalarında bize eşlik eden başkan yardımcısı, başkan adayı arkadaşlarımız oldu. Evet. Onlarla beraber yürüdük. Bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz. Şimdi biz 1999 yılında aldık Çiğli'yi. 4 dönemdir biz yönetiyoruz. Ben bu 20 yılın tamamına şahidim ve ortağım. Ama ilçe başkanı olarak, ama Çiğli'den İzmir'e giden il başkan yardımcısı olarak, ama ilçe yönetim kurulu üyesi olarak, ama gençlik kolları üyesi olarak bu 20 yılın tamamına hakim durumdayım. Bütün belediye başkanlarıyla çalıştık. Hepsiyle aram iyiydi. Rahmetli Ensari Bulut, Sayın Tevfik Alyanak, işte Metin Solak, şimdi de Hasan Aslan'ın döneminde zaten ilçe başkanı evet, biliyorsunuz. Evet. Bu 20 yıllık birikimi biz kendi dönemimizde kucaklayacağız. Mesela bunun örneklerini de veriyoruz şeylerde. Sayın Tevfik Alyanak bizim seçim kampanyamızda katılıyor. Seçim bürolarımızın açılışında konuşma yapıyor. Ve şunu söylüyor. 1999'da ben belediye başkanı olduğumda Utku Gümrükçü daha partiden yeni girmiş. Evet, 18 evet. Yaşında pırıl pırıl bir gençti. 20 yılın sonunda partinin adayı oldu. Ben ona kefilim, size emanet ediyorum diyor. Yani bir şey sağlamış durumdayız. Birlik sağlamış durumdayız. Bunu da geliştireceğiz. Mesela yakın zamanda muhtemelen yarın da 1999-2014 arası görev almış, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticilik yapmış ve meclis üyeliği yapmış arkadaşları bir araya getireceğiz. Onlarla beraber olduğumuzu ifade edeceğiz. Birlikte yöneteceğimizi, onların fikirlerine açık olduğumuzu ifade edeceğiz. Yani bir dışarıda kimseyi bırakmaya gerek yok. Bir büyük şemsiye açmışız. Bunun altında başka siyasi partiler de varken kendi siyasi partine mensup insanları dışlamak gibi bir şey söz konusu olmaz. Birlikte çalışacaksınız, evet, birlikte süreçte, başaracaksınız. Bu süreçte kendisine yanlış yapıldığını düşünen, bireysel olarak değerlendirilmediğini düşünen,
parti tarafından dışlandığını düşünen arkadaşlar olmuş olabilir. Biz de onları net bir şekilde kucaklamamış olabiliriz şu bir aylık hızlı sıcak dönemde. Tempo yüksekliği. Tempo yüksekliğinden, evet, evet. Hazırlıkların fazlalığından, ama hiç kimsenin bir kaygısı olmasın. Yarından itibaren bu süreci başlayacağız. Bir araya geleceksiniz. Aynen. Peki nasıl bir ekiple çalışma yapıyorsunuz? Yani bu tek başınızda yapılan bir çalışma değil herhalde. Bir ekibiniz mutlaka var ki İzmir'de Çiğli halkı başkan adayının ekibini de merak eder. Nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz? Ya şöyle, tabii bizim 20 yıldır siyaset yaptığımız arkadaşlarımız var. İlçe başkanı olduğum için bu örgütün %60'ını 70'ini bilirim, tanırım. Onlar da beni tanırlar. Onların neler yapabileceğini bilirim. Onlar da benim neler yapabileceğimi bilirler. Şimdi bu insan kaynağına hakim olduğum için başkan olarak daha kolay kadrolaşabilme avantajım var başka arkadaşlara göre. O avantajı en iyi şekilde değerlendireceğim. Şimdi bizim meclis üyelerimiz listesinde inşaat mühendisi arkadaşımız var, avukat arkadaşımız var, mali müşavir arkadaşımız var, birçok sektörden iş adamı, ticaret erbabı arkadaşımız var, eski ilçe başkanlarımızdan bir arkadaşımız var. Yani bir Çiğli'nin her tarafını kucaklayan, yani demografik yapıya da dikkat ederek, demografik yapıya da büyük ölçüde uygun bir liste de hazırladık. Ama bizim kadromuz sadece meclis üyeleri olmayacak. Yani hem belediye bürokrasisinde bir yeniden organizasyon... Bir de gönül verenler var. Aynen, yeniden organizasyon yapacağız 1 Nisan'dan sonra özellikle. Evet. Muhtarları bir çözüm ortağı olarak çalışacağız. Onun dışında mahalleden de beslenmek için her mahalleye bir belediye projemiz var. Bunun da duyurusu yarından itibaren her başlıyor. Mahalleye bir belediye derken ne yapacaksınız? Kısa vadede şöyle yapacağız. Yani bir tabii kuramayabiliriz yani, hani 3 ay 5 ay içerisinde bir tabela asma gibi bir şey olmaz ama muhtarlık binalarımız var bütün mahallelerde. Muhtarlık binalarımızda muhtar arkadaşımızın yanına bir masa, bir sandalye koyup Çiğli Belediyesi'ni temsilen bir arkadaşı oraya oturtmayı ve muhtara sorun için gelen arkadaşları da doğrudan karşıdaki belediye masasına yönlendirip oradan işlerini anında takip edip, sorunları çözeceksiniz. Aynen. İletişim, anında belediyeyle iletişim. Peki Fırtına Başkan diyorlarsa, Volkan Alkan demiş ki Fırtına Başkan'a selam olsun demiş. Niye Fırtına Başkan diyorlarsa? Öyle mi diyorlar, biliyor musun? Öyle deniyor. Şöyle oldu, şimdi 6 Temmuz 2014'te ben ilçe başkanı seçildim. Evet. Tam seçildikten birkaç gün sonra... 2015'te mi seçildin? 2014'te seçildim. 14'te. Tamam. Yani yerel seçimden hemen 3 ay sonra. Hemen bir cumhurbaşkanlığı kampanyası oluştu. Evet, hemen oldu. Ve biz de yeni seçilmiştik. Hı-hı. Hani birçok arkadaşa göre de tecrübesizdik, öyle düşünüyorlardı. Ama biz o Çiğli sokaklarında bir fırtına estirdik. Evet, yeni seçilmiş olmamıza rağmen. Cumhurbaşkanlığında da o dönem aday Ekmelettin İhsanoğlu olmasına rağmen ve katılımın da hatırlarsınız düşük olmasına rağmen o %65 gibi bir oyu yakaladık Cumhurbaşkanlığında. O da Çiğli tarihi için çok önemli. O tarihte. Ekmelettin İhsanoğlu gibi böyle Çiğli ile tam dokusal anlamda uyuşmayan bir adaya bu oyu çıkması da... Ekmek için Ekmelettin denilen kampanya. Bize bu lakabın takılmasında şey oldu. Fırtına Başkan. Evet. Baktım diğer bazı izleyicilerde Fırtına Başkan'a selam olsun diyorlar. Aslı Balcı Tam Türk, fark yaratacağınıza inandığımız projelerinizde halka pozitif samimi diyaloğunuz, çözüm odaklı liderlik anlayışınıza Mustafa Kemal'in aydınlanma ışığıyla yolunuz açık olsun diyor. Basri Koyuncuoğlu'lar Çiğli güzel ve güneşli günler görecek diyor. Birkaç isterseniz şöyle okuyalım. Arkadaşlar da izliyorlar, bize eşlik ediyorlar. Evet, şöyle bakalım. Cengizhan iyi yayınlar Fırtına Başkanım diyor. Aslı Balcı Tam Türk bayağı mesaj yazıyor size. Burak İnan keşke benim ilçemden aday olsaydınız. Sıkı takip ediyorum çalışmalarınızı ve vizyonunuz harika diyor size. Cuma Kaya bu bir bayraktır. Hepimizin görevi CHP havuzuna su taşımaktır diyor. Eren Yılanlı'da Çiğli'nin birleştirici gücü gülümseyen Çiğli için Fırtına Başkan Utku Gümbükçü. Herkes Fırtına Başkan diyor. Bir ben bilmiyormuşum demek ki. Evet, Mart'ın sonu bahar olacak diyorlar. Kemal Nikolas oradan size Fransa'dan ikamet etmeye rağmen İzmir'i seviyorum diyor. Sizi sevdiğini söylüyor Yozgatlı olarak. Hatice Tatlı iyi yayınlar izliyorum sizlere diyor. Üstü Çoban iyi yayınlar. Kemaler 14 yıllık belediye çalışanıyım. İnanın Çiğli olarak böyle bir dava adamı görmemiştir. Hakan Akşahin, Mart'ın sonu bahar. Mehmet Taşkıran 5 yıldan sonra gerçekten Çiğli'ye derman olacak Utku Başkan. Ve böyle biraz sonra da diğerlerini okuruz. Bayağı mesajlar var Sayın Başkan. Peki bu seçim çalışmalarınızla ilgili biraz evvel nasıl bir ekip hazırladığınızı sordum size. Peki burada işin kolayına kaçmak sadece miting mi yapmak, yoksa birebir halkın kapısını
evin kapısını çalıp da halkla yüz yüze gelerek mi çalışma? Hangisini tercih ediyorsunuz ve bunun ikisini de yapıyor musunuz? Yani ne kadar fazla aracı kullanırsanız seçim çalışmasında o kadar fazla insana ulaşırsınız. Temas ediyorsunuz. Yüz yüze iletişim elbette ki önemli. İnsanların sizi görmesi, tanıması, bilmesi, o hissi yaşaması lazım. Bir temas olması lazım. Ama onun dışında o kitle ya mesela şu anda yaptığımız bir iletişim aracı. Bunun internet medyası, radyolar, yazılı ve görsel medya, açık hava reklamları, billboardlar, bannerlar. Yani şu an hani bizi görmeden Çiğli sokaklarında yürüyemiyorsunuz. Evet. Yani onun için sizi devamlı görüyorlar, sosyal medyada görüyorlar, yazılı medyada, hareketli medyada ve aynı zamanda da sokaklarda ve mitingde her yerde varsınız. Şili'nin mahallelerinin yarısında esnaf ziyaretlerimizi tamamladık biz. Esnaf ziyaretlerimizi yapacağız, bitireceğiz. Hani elini sıkmadığımız esnaf arkadaş kalmayacak. Sonra pazarlarda buluşacağız, kahvelerde. Evkabeş sizi bekliyormuş bu arada, bilginiz olsun. Evkabeş'teydik geçen akşam. Mesela başlattık. Bazı mahallelerde, sorunların yoğun olduğu bazı mahallelerde birebir o mahalleyle ilgili düşüncelerimizi ve hedeflerimizi paylaşacağımız toplantılar planladık. Dün akşam yaptık. Yarın akşam gene var. LK2'de Pelikan Kafe'de olacak. Bunlar da böyle periyodik olarak devam edecekler. Birçok mahallemizde sorunlar var. Bu sorunlara biz hakimiz ama vatandaş bizim ağzımızdan hem bir bakış açımızı dinlemek istiyor hem de konuya nasıl yaklaşacağımızı görmek istiyor. Hem de bir de tanımak istiyor. Mutlaka öyle. Yani açık hava toplantıları, medya, sosyal medya, yüz yüze iletişim ve tüm iletişim araçlarını kullanıyoruz. Peki Çiğli'de mahalleleri, kreşler, gülümseyen anneler işlere gittiği zaman gözü arkada kalmayacağı şekilde kreş ve anaokullar açacak mısınız? Özellikle bunu soruyorlar. Evet. Bunu billboardlara da yazdık zaten. Evet. Anneler işe, çocuklar kreşe başlığıyla bir çalışmamız olacak. Kadının üretim hayatına katılması için pozitif anlamda desteklenmesi lazım. Ev ekonomisini kalkındırması için, eşinden bağımsızlaşması için, kendi ayakları üzerinde durması için onun ekonomik olarak desteklenmesi lazım. Bir üretici kadın kooperatifi. Evet, kooperatif önemli. Bununla mesela organizedeki fabrikalardan işte fason iş alımları ya da geçen konuştuk mantar üretimi gibi böyle çeşitli başlıklarla hane halkı gelirini arttıracak, kadının da daha rahat etmesini sağlayacak ve çok sayıda kadına ulaşacak, aynı zamanda da örgütlü olmalarını sağlayacak bir kadın kooperatifi çalışmamız olacak. İşte işe giderken çocukları ne yapacağız diye sorusunun cevabı olarak da bütün mahallelerimize kreş açacağız. Evet, çok önemli bence. Yani hani tabii o mahallede çocuk ben önemsiyorum şahsen. Bir talep olmaz. Onun toplam kaç mahalle var? 26 mahallemiz var. Açılabilir, niye açmaz? Yani eğer şartlar uygunsa bütün mahallelerde böyle bir talep varsa gönüllüler de olur en azından. Tabii evet, 26'sına da açacağız. Evet. Bu süreçte eğitim bizim için, kültür bizim için çok öncelikli olacak. Evet. Eğitim ve kültür, sanat bunların hepsi olacaktır. Ki Çiğli'de sizin bayağı projeleriniz var. Diyor ki genç flamingolar rahatsız, bize selam söylemeyecek misin? Genç flamingolar kim? Şöyle, tabii şimdi bizim Çiğli'mizin sembolü flamingo. Evet. Bir sosyal medya kampanyası yürütüyoruz. Evet. Bu flamingo arkadaşlarla beraber. Evet. Şimdi bizim iki tane ana sayfamız var. Birisi benim, birisi de Gülümseyen Çiğli. Gülümseyen evet. Çiğli'yi flamingolar yönetiyor. Flamingolar benimle dalga geçiyorlar. Beni kendilerince destekliyorlar. Röportajlar veriyorlar gazetelere. Mesela meclis üyesi flamingo yazmadığım için eleştiriliyorum arkadaşlar tarafından. 40 bin oyumuz var. Bizden niye meclis üyesi yazmadılar diye. Evet, meclis üyeliği apayrı bir konu. Hakikaten herkesi memnun etmek çok zor çok değil zor. Mi? Özellikle çok zor. Özellikle 130 arkadaş vardı bizim bu seçimde. Evet, evet. Bunun 30 tanesini listeye alabiliyorsunuz. Yüzü dışarıda kalıyor. Kırılma, dökülme olabiliyor tabii. Flamingolar da beni affetsin. Bir dahaki seçim inşallah. Onu telafi edeceğiz diyorsun yani. Aynen, telafi edeceğiz. Evet. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezde gösterdiği en genç aday benim. Evet. Dolayısıyla İzmir gençliğine Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesajının da benim üzerimden ulaşması doğrudur diye düşünerek genel başkanımızla da bunu paylaşarak böyle bir kampanyada gerçekleştirdik. İyi gidiyor şu an. Flamingolar gayet iyi çalışıyor. Rahatsız olmasınlar onları söylüyorum. Peki Çiğli'de bir kültür sanat olarak baktığımız zaman bir konservatuvarınız eksik. Bunu da kuracak mısınız?
Tabii şimdi konservatuarı üniversite ile beraber konuşmamız lazım. Ben bu konuda bir görüşme yapmadım. Yok, belediye konservatuarı. Ha şöyle bir şehir tiyatrosu, onun içinde Karşıyaka'da var mesela. Aynen. Evet. Yani o belediye ile ilgili kısımlarını biz ayarlarız da ben üniversite fakülte olarak. Üniversite değil. Evet. Peki Sayın Başkan devam edelim. Muhtarlar, genelde muhtarlara baktığımız zaman şu anki muhtarlar. Ne diyor muhtarlar? Yani Çiğli'deki gidişat nasıl? Seçim sürecindesiniz. Muhtarların en çok sizden talebi nedir? Yani Utku Başkan geldiğiniz zaman birinci derece biz sizden şunu istiyoruz dedikleri konuların başında ne var? Şimdi tabii onlar da bir seçim sürecinde. Evet. Çiğli de böyle demokratikleşme anlamında, demokrasi anlamında seçim yarışlarının da yüksek düzeyde yaşandığı bir ilçe. Evet. Gözlemlediğim kadarıyla her mahallede en az 5-6 tane aday arkadaş var. Ve bunun hani 6'nın 4'ü de Cumhuriyet Halk Partili. Evet. Şimdi bir taraftan arkadaşlar kendi çalışmalarını yürütüyorlar. Diğer taraftan da hani bizle ilgili vatandaşı bilgilendiriyorlar. Bütün muhtar adayı arkadaşlara da ben başarılar diliyorum. Tabii muhtarlar seçimi bittikten sonra biz onları bir çözüm ortağı olarak göreceğiz. Bir kanaat önderi olarak fikirlerini değerlendireceğiz. Onlarla birlikte çalışacağız. Evet. Şimdi ilk aşamada gittiğimizde muhtarlar bize tabii çeşitli mahallelerindeki sorunları iletiyorlar. Bunlardan en önemlisi yol, asfalt, parke taş döşenmesi. Gözlemlediğim kadarıyla o. Onun dışında tabii herkes kendi mahallesine bir sosyal tesis istiyor. Mutlaka. Gibi şeyler genel var ama. Genel şeyler vardır. Yani evet. Kaldırımlar ve asfaltlar en önemli talep şu an Çiğli'de. Peki halkın arasındasınız, gerek sokakta yürüyorsunuz, vatandaşla kucaklaşıyorsunuz, toplantıda, sivil toplum kuruluşları. Ne hissediyorsunuz? Yani Çiğli seçmeni size ne hissettiriyor? Seçimi kazanacak mısınız? Ne kadar bir oy bekliyorsunuz? Tabii büyük bir heyecan ve mutluluk dalgası var şu an Çiğli'de. Bu Çiğli'den bütün İzmir'e de yayılıyor gibi görüyorum. Benim birçok ilçedeki arkadaşlarım da hem arayıp kutluyorlar, tebrik ediyorlar. Hem Fırtına Başkan diye arıyorlar. Evet. Yani bir yayılıyor. Bu anlamda başarılı bir kampanya yapıyoruz ve halkın teveccühü de çok yüksek. Burada benim şahsımla da ilgili bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapılarını açmış durumdayız biz. Evet. Onun getirdiği de bir avantaj var ve bu seçimdeki o ittifakların da verdiği bir avantaj var. Ha burada ben görüner yüzüm. Gülümseyen Çiğli, gülümseyen başkan, genç başkan olarak sahada hem partimi hem Türkiye ile ilgili ve İzmir ile ilgili ve Çiğli ile ilgili düşüncelerimizi en iyi şekilde aktarmaya çalışıyorum. Çok olumlu da geri dönüşler alıyorum. Evet. Hava çok güzel. İlk aday açıklaması yaptığım gün 65'le alacağız ama 75'e kadar yolu var demiştim. Demiştiniz, evet. 65'i çok rahat aldığımızı görüyorum. Evet, yani bir kamuoyu araştırması falan mı var? Yani nasıl hissettiniz benim bunu? Şu an bana ulaşan ama bizim tarafımızdan yapılmayan 3 ayrı kamuoyu araştırması var. Üçünün de sonuçları birbirine yakın durumda. 65'i aşıyoruz, o gözüküyor. Evet. Yavaş yavaş da şu son haftalarda da artık vitesi yükselteceğiz. Cumartesi pazar. Hızlandıracaksınız. Aynen yani. Öyle. Evet, evet. Daha büyük bir kitleyle buluşacağımızı düşünüyorum. Bu bizle ilgili bir şey değil ama yarattığınız o heyecan dalgası bir, konuya hakim olmanız iki, ya bu çocuk bu işi yapar güvenini insanlarda oluşturuyor. Onun geri dönüşümü çok daha yüksek oluyor ve bizim karşımızda çok bir rakip de yok yani. Peki diğer partiler ne yapıyor? Onlar nasıl bir çalışma en sonunda buluyorlar? Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ortak çalışması Cumhur var. İttifakı Cumhur olarak, İttifakı olarak. Evet. Orada da bizim bir dostum, sevdiğim bir arkadaşım Okan kardeşimize aday gösterdiler onlar. Ama böyle sahada böyle tek kale maç yapıyormuşuz gibi bir görüntü var. Tabii bunların sonuçlarını sandıkta daha net alacağız. Ama 65 ila 75 arası bir oy alacağımızı da size söyleyebilirim. Evet, mesajlar yine özellikle iletmemi istedikleri mesajlar var değerli izleyicilerimizin. Katkı sunuyorlar size. Volkan Alkan, bakalım Volkan Alkan ne diyor? Kemal Nikolas inşallah başkanım inşallah diyor size Fransa'dan. Volkan Alkan Çiğli'nin her yerini adım adım gezen, bu zamana kadar metro ve otobüs kullanıp Çiğli'mizin ulaşımında çok iyi bilen başkanım. Çöp sorunu çözecek kişi diyor. Onu Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte çözecekler. Bertaraf tesisleri de yapılacak çünkü. Enerji de üretmeye başlandı çöpten. Denemeleri yapılıyor. Evet. Yavuz Biter iyi yayınlar. Utku Başkan ağzınıza sağlık diyor size. Bakalım Aykut Erçiğli'nin gülen yüzlü genç kan güzel projeyle geliyor. Çiğli'de kazanacağız, İzmir'de kazanacağız, Türkiye'de kazanacağız. Genç dinamik bir yönetimle gülümse Türkiye diyor. Birol Soylu hep destek, tam destek diyor. Evet, Birol Soylu daha önce beraber televizyon programı yapıyordunuz Birol Soylu, öyle hatırlıyorum, doğru mu? Birkaç yayına katılmıştım Birol Bey'in. Evet. Kemal Nikolas yurtta istibar yeri, Çiğli'de belirdi fırtına. Utku geleceğimizin umudu gümrükçü başkanım diyor.
Özkan Erçiğit'in sorunları varsa çözümlerde Fırtına Başkan'da. Mustafa Sağlam Rıdvan kardeşim hayırlısı olsun diyor. Başkana selamlar diyor. Yetkiner başkana selamlar demiş ve böyle mesajlar, benzeri mesajlar ama çok fazla mesaj var. Çok özür diliyorum. Tek tek okursak başkanlık programı bitirmemiz lazım. Peki, siz tabii ki ben her zaman sabah gazete manşetlerini okurken akşam ana haberlerde şunu söylüyorum. Yani genelde vatandaşa yaşanılabilir bir kenti hediye etmesi lazım belediye başkanlar. Hı. Projelerden ziyade ilk önce stabil hale gelip vatandaş mutlu bir şekilde yaşaması lazım. Projeler ikinci bölümde diye düşünüyorum ben. Yanlış da düşünüyor olabilirim. Peki Utku Gümrükçü, yani yarın belediye başkanı olduğu zaman hangi projeleri yapmaya taahhüt ediyor? Var mı aklınızda biz onları yapacağız, şunları yapacağız diyeceğiniz bir beyannameniz var mı? Projeleriniz tabii, var mı? Neler var? Bir 6 madde ilan ettik bu ilk aşamada. Öncelikle kaç madde? 6. Ha, 6 ana başlık abi. 6 ana başlık. Evet, şimdi evet. Yarından itibaren bir 7 başlık daha geliyor. Açılımları gelecek. Açılımlarıyla geliyor. Evet. Bir hafta 10 günde bunları işleyeceğiz. Son 15 gün kala da Çiğli ile ilgili nereleri nasıl değiştireceğimiz noktasında hem görsellerle billboardları donatacağız, evet, hem de kamuoyunu bilgilendireceğiz. Hazırlığımız tam. Yani size şunu söyleyebilirim. Çiğli'nin tarihine, mevcut demografisine, sosyoekonomik yapısına, ekonomik gelişme olanaklarına, evet, sandık seçim sonuçlarına, mahalle bazlı vesaire bizden daha hakim, daha hazır bir aday olduğunu zannetmiyorum. Evet. Bu çalışmaları da tabii uzun zamandır bir profesyonel ama ücretsiz çalışan ekiple beraber yapıyoruz. Gönüllü bir ekiple yapıyoruz. Onlarla birlikte geldiğimiz bir nokta var. Yakında bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Evet, evet. Ama ben size birkaç şey söyleyebilirim. Lütfen buyurun. Çöple ilgili. Birincisi Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu ve arkadaşları mevcut çöpten elektrik üretme noktasında bir proje başlattılar. Yaklaşık 45 gündür bunun denemeleri yapılıyor. İnşallah 31 Mart'tan önce tam randımanlı bir şekilde Harmandağlı çöpünden elektrik enerjisi üretmeye başlanacak. Evet. Ve bu elektrik enerjisi Çiğli'de tüketilen elektriğin neredeyse tamamını belki karşılayacak, fazlasını karşılayacak düzeyde, evet, olacak. Şimdi mevcut çöpü tabii kaldıramadık biz. Aziz Bey de yıllardır uğraştı. Biz de talep ediyoruz. Önce hükümete takıldı, sonra mahkemeler süreci yavaşlatıldı. 1,5 yıldır devam eden bir mahkeme vardı. O geçtiğimiz hafta pazartesi tamamlandı. Bu çöp buraya götürülebilir, o Yamanlardaki yerle ilgili götürülebilir dendi. Şimdi hükümetteki tarafı devam etmeye başlayacak. O kısa sürede sonuçlanacaktır. Yamanlara gitmeyecek herhalde, değil mi? Yani şöyle, orada bir kapalı çöp tesisi kurulacak. Evet. Mevcut oradaki tabii yığınak orada kalacak. Yani onun oraya değil de yeni oluşacak çöplerin oraya taşınması söz konusu. Orada da bertaraf tesisleri kurulacak, evet, ama. Evet. Çünkü evet. Tunç Soyer'e geçen gün basın toplantısında beraberdik. Bunun sürede İzmir'de 3 veya 4 noktada bertaraf tesisi ve enerji üretimi olacak. Yani. Aynen. Şimdi tabii bu bizim Çiğli'yi rahatlatacak, bu bir. Çöpten, evet, elektrik enerjisi üretmesi, o sızıntı suyunu ve kokuyu, en önemlisi o, kokuyu azaltacak. Yani bu yaz inşallah o çöp kokusuyla... Yeraltı suyuyla karışmayacak. Evet, bu çöp kokusuyla uyanmayacağız. Evet. Üçüncü olarak mahallelerimizde imar problemleri var. Bizim Çiğli'nin 8-9 mahallesinde imar problemimiz var. Mesela işte Ataşehir'de bir çalışma olmuştu, durduk. Köy içinde, dün akşam oradaydım, köy içi sakinleriyle toplantı yaptım. Orada bir problem var. Balatçık'ta bir mahallemiz, Dağ Mahallesi denilen kesim var. Harmandalı'nın bir kısmında var. Yani var da var. Evet. Ve sit olan kesimler var, o deniz sahil kısmında. Evet, evet, evet. Yaklaşık 9 mahallede imar sorunları var. Bu 5 yıl içerisinde bunların tamamını çözeceğiz. Ve yaşanılabilir bir Çiğli için imarla başlayacağız. Çünkü şehircilik öncelikle imar demektir. Yani imar çok katlı bina yapmak değildir, imar gökdelen yapmak değildir. İmar şehrin nasıl gelişeceğini, şehirde yaşayan insanların nasıl, ne tür ihtiyaçları olacağını tahlil etmek, ona uygun da yer göstermek. Aynen öyle. Buradan şu büyüklükte yol geçsin, işte şurada bir hastane arsası olsun, buraya bir okul koyalım gibi sosyal şeyleri, donatılarla aynı, beraber. Sosyal donatı alanlarıyla, evet, evet, birlikte, evet, işlendiği bir şeydir. İmar budur, imar. Yatay mı dikey mi size göre? Yerine göre yatay, yerine göre dikey. Evet, mesela dün, evet, köy içindeydik. Onlar mahalle dokunması bozulmadan bu çalışmayı yapmak istiyorlar. Haklılar.
Onlarla uygun, onlarla birlikte konuşarak yapacağız. Ama bir mahallede deriz ki ya biz 8 kat istiyoruz, 10 kat istiyoruz. Eğer jeolojik yapı uygunsa, Büyükşehir Belediyesi daha fazla bir yaşayan şey olursun. Yoksa aynen öyle. Evet, yani evet. Dikey kentleşme de Çiğli'de yaygın zaten biliyorsunuz. Evet, Ege kentlerden başlayarak bir çok katlı yapılar var. Ona da alışık bir yer Çiğli. Yani ikisini paralel birbiriyle bir kamplaşmaymış gibi değil de ikisini alternatif çözüm olanakları olarak değerlendireceğimiz bir çalışma yapacağız. Sonrasında Çiğli'ye tramvay gelecek. Tramvay Karşıyaka'dan devam edip gelecek. Evet, zaten aslında tramvay birlikte şey olur. Zaten Çiğli sınırı. Evet, bittiği yer aslında Çiğli. Yani ama hani adı üzerinde Karşıyaka tramvayı oldu. Evet. Bir yeni köprü yapılacak. Tamam. Onun üzerinden tramvay gidecek. İlk aşamada Ataşehir üzerinden Küçük Çiğli'ye, o Ata Sanayi'nin olduğu, Devlet Hastanesi'nin olduğu bölgeye, şey yeni mahalleye ulaşacak. Oradan organizenin içerisinden geçerek Katip Çelebi Üniversitesi'ne Balatça'ya kadar gidecek tramvay. İki etap. O aks çok önemli. Bayağı ciddi çalışıyor o tramvay. Aynen. Hem çalışanlar var, şeyler var. Aynen öyle. Evet. Büyük bir ihtiyacı karşılayacaktır, giderecektir. Evet. Bunun Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışması yapıldı. Güzergahlar belirlendi, projelendirildi, dosyalar hazır. Kredi cepte. Sadece bakanlıktan onay bekliyor proje. O başladığı andan itibaren biliyorsunuz bir de tramvay... İzmir Büyükşehir Belediyesi ciddi tecrübe kazandı tramvay konusunda. İki büyük hattı bitirdi. Çok hızlı ilerleyen bir çalışma. Yani bakanlıktan onay çıktığı anda en hızlı şekilde uygulamaya geçecek. Tabii bu tramvay çalışırken biz şöyle de bir şey düşündük. Bunu Büyükşehir Belediyesi'ndeki mevcut bürokrat arkadaşlarla da paylaştım. Bunlar da bir iki gün içerisinde bana dönecekler. Şimdi Çiğli'nin ulaşımını rahatlatmamız lazım. Doğru, bravo. Özellikle Harmandalı bölgesi 30 yıldır Çiğli'nin çöpünü taşıdığı için biz belediyecilik anlayışımızda Harmandalı'na öncelik vereceğiz. Hatta şunu da taahhüt ettim. Evet. Çiğli'nin yeni şehirleşme merkezi Harmandalı olacak. Evet. Bir tramvay neden Harmandalı'ya? Bence dikey olarak gidebilir orada. Yani biliyorsunuz orada bir güzel meydan yandan, yolundan. Aynen meydan yolundan giriyor. Şey yol da uygun gibi duruyor. Tabii öbür tramvaya bağlanması daha maliyetli olabilir yani o üniversite tarafındaki. Orada bağımsız bir tramvay hattı çalışabilir. Evet, ana artere taşır. İzban'a kadar o Çanakkale yoluna kadar çıkarabilir. Onun çalışmasını yapıyor Büyükşehir'deki arkadaşlar. Bir iki gün içerisinde onunla konuşacağız. Eğer bir feasible bir nokta varsa Sayın Soyer'le de ben bu konuyu konuşacağım. Çiğli'ye geldiğinde de belki böyle bir müjde verecektir. Bence güzel bir proje. Özellikle ben de her zaman söylüyorum ki İzmir'in ihtiyacı dağdan denize, körfeze o dikey şeylerin yapılması. Halkı denizde de buluşturma en azından önemli. Şeyle de ilgili bu bizim Yamaç'taki mahallelerimizle de ilgili bir feniküler sistem çalışmamız var. Ama tabii bunlar Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanına giren siz şeyler. Siz talepte bulmuşsunuz. Biz ileteceğiz. Onlarla başkanımızla birlikte konuşacağız. Yani siz Çiğli Belediye Başkanı olarak aslında daha büyük projelere ihtiyaç var. Çiğli'nin tüm sorunları çözecek ama tabii ki Büyükşehir'in bütçesi, planlaması ve onun da fiziki imkanları olması lazım. İsterseniz şuradan biraz daha okuyalım mı? Müsaadenizle bakalım değerli izleyicilerimiz neler söylemiş. Evet Kemal Nikolas Başkanım iş sahası projeleriniz ne olacak? Tırnak arası açarsanız saygılar mı demiş. İş sahası dedi istihdamla ilgili herhangi bir şey olacak mı diye soruyor. Evet bu ilan ettiğimiz başlıklar altında istihdam da var. Şimdi bizim Çiğli Belediyesi yıllardır organizedeki fabrikalar ve diğer sanayi kuruluşlarına personel bulma amaçlı ve vatandaşlarımızın insan da kaynakları şeyi var. Yani zaten insan kaynaklı bölümü var. Fabrikalarla, iş yerleriyle görüşmeleri belediye binasında yapıyoruz. Haftanın işte atıyorum bir günü ya da talep olursa iki günü. Bütün o şeye mesaj atılıyor. Ondan duyan arkadaşlar geliyor. İşçilerle iş verenleri buluşturuyoruz. İşsiz arkadaşlarla işverenleri buluşturuyoruz. Şimdi bizim dönemimizde bu işi biraz daha geliştireceğiz. Belediyeye giren herkes kayıt altına alınacak. Yani belediye iş görüşmesi için gelen. Evet, evet. Onların ihtiyaçları ve yapabilecekleri olan işleri yazacağız. Fabrikaların aradığı ihtiyaçları, iş kalemlerini yazacağız. Sonra ikisi arasında bir ortaklık sağlayacağız. Yani otomatik kodlamayla yönlendirecek. Aynen. Hem ihtiyaç varsa eğer arkadaşlara biz mesela kaynakçılık sertifikası kazandıracağız, eğitimi vereceğiz. Onu da Çiğli Belediyesi'nin eğitimi yeterlik belgeleri alınacak aynı zamanda. Evet. Yani şimdi sistemi insan odaklı bir noktaya taşıyıp artık Mustafa'ya iş bulma noktasına geleceğiz. Yani fabrikanın eksiğini gidermenin ötesinde
Mustafa arkadaşımızı nasıl iş sahibi yapabiliriz, Fatma kardeşimizi nasıl iş sahibi yapabiliriz üzerine bunun altyapısını hazırlayacaksınız. Evet. Ama kimseye iş verme sözünde bulunamazsınız yani zaten. Zaten belediyeler bu konuda biliyorsunuz sıkıntılı. Mümkün değil. Biz bu işi özel sektör üzerinden çözebiliriz. En büyük avantajımız da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçemizde bulunması. Ben zaten ilk ziyaretlerimden birini AOSB Başkanı'na yaptım. Onlara da şöyle dedim, bizi bir belediye başkanı olarak görmeyin. Bizi bir stratejik partner olarak değerlendirin. Hem sosyal sorumluluk anlamında, hem istihdam anlamında, hem sizin ihtiyaçlarınız anlamında Çiğli Belediyesi ile Organize Sanayi Bölgesi el ele verecek ve birlikte Çiğli'nin geleceğini planlayacağız dedim. Çok memnun kaldılar. Evet, bence de önemli bir konu. Tülay Koçyaman, uzun bir süredir güzel şehrime ve ilçelerine önemli bir yatırım yapılmadı. Çiğli'de oturmuyorum ama bunu yapabilecek potansiyelin olduğuna inanıyorum diyor, size destekliyor. Yavuz Biter, çok hoş. Saygılarımı, çok hoş yayın, saygılarımı, selamlarımı Utku Başkan'a iletir misiniz diyor. İlettik. İlettik değil mi? İlettik başkanı. Evet. Yavuz abi selamlar. Evet. Özkan Er, Çiğli'nin gururu, fırtına başkan. Volkan Er, Çiğli'nin gülen yüzü, Utku Gümrükçü, her zaman yanınızdayım başkanım. Kemal Nikolas, teşekkür ederim Rıdvan Bey, yüreğiniz var olsun demiş. Özkan Er, Çiğli'nin gururu, fırtına başkan. Eren Yılanlı da bir dönemde bırakmayız seni fırtına başkan. Dur bir dönem bir alsın, ondan sonra yaptıklarına göre bir daha değerlendirin bence. Ben konuşurken öyle konuşuyorum da o yüzden demiş olabilir. Evet, evet. Başkanım, iş sahası projeleriniz ne olacak, tırnak arası dedik, onu verdiniz zaten. Hı-hı. Üstü bozkır, yolun açık olsun, başarılar dilerim. Dilimden selamlar diyor. Çok selamlar. Evet, şöyle bakalım. Şöyle bakalım başka neler var. Hıdır sağlam, genç, dinamik, layık, cumhuriyetçi başkanım. Seninle gurur duyuyoruz, yolun açık olsun. Taner Bensu Bornova Tepeli, Çiğli'nin gülen yüzü Utku Gümrükçü. Başarılar Utku Başkan diyor, Utku Uslu. Evet, adaşın da varmış Sayın Başkan. Cihan Bejna Beyazgül Fırtına Başkanı'na gülümseyecek Çiğli diyor. Eren Yılanlı da projeler ile genç ve dinamik bir başkan geliyor diyor. Ufuk Mandıracı, projelerinizde Yakakent Mahallesi Vadi Bak Rekreasyon Alanı projesi var mı? Soru. Evet, biz bunu 1999'da söz vermiştik, Saklı Vadi diye. Evet. Bu çeşitli gerekçelerle bu süre zarfında o projeyi yapamadık. Yani bunun kanuni yönleri de vardı. Belki bizden kaynaklı eksiklikler de olmuştur. Evet. Şimdi bu çalışma programımız içerisinde var. Nereden tıkandı, nasıl aşabiliriz, bunun üzerine çalışacağız. Yani Saklı Vadi projesi, o Ege Kent ile Yaka Kent arasında kalan kısmın turizme kazandırılması, orada bir sosyal denota alanının açılması, işte piknik alanları, çay ocakları gibi değerlendirilmesini düşünüyoruz. O programımızda var. Evet, Seyit Haydar diyor ki köy içi mahallemize verdiğiniz önem ve samimiyetten dolayı teşekkür ederiz diyor. Seyit Han da oradan, Seyit Haydar da oradan size o şeye teşekkür iletiyor dün efendim. Dün akşam oradaydık, bir toplantı yaptık. Orada bir imar problemi olmuştu, vatandaş biraz sıkıntı yaşamıştı. Ben o mahallede top oynadım küçükken. Annemin halasının ve annemin amcasının evleri oradaydı. Orada büyüdük diyebiliriz. Köy içi mahallesi, Çiğli'nin merkezi olması ve gelişime en açık bölgesi olması anlamında bizim önceliklerimiz arasında yer alacak. Evet, peki Sayın Başkan. Seçildiniz. Seçim bitti. 31 Mart sandıklar açılmaya başlandı. Üst üste geliyor böyle. Utku Gümrükçü kazandı. 1 Nisan'da koltuğa oturdunuz. İlk vereceğiniz talimat veya nasıl söylüyorsunuz, halkınızla birlikte ilk yapacağınız icraat, yumuşatalım, ne olacak? İlk evet. Hedefiniz ne yani? Evet, şimdi bu 2019 yılı genel olarak bir hazırlık evresi olacak. Yatırım yılı olmayacak. Yani mevcut yatırımlar varsa onlar devam edecektir. Onların çünkü bütçeleri hazırlanmıştır, şeydir. Acil olarak çözmemiz gereken konular varsa onlara da ağırlık veririz ama öncelikle bizim şehre bir kimlik kazandırmamız, bir hedef koymamız lazım. Bu yıl o hedef olacak bir. Şehrin adını yüzünü toplamak lazım. Evet, aynen evet. Öyle. İkincisi, evet. Bu seneyi biz bir belediyede yeniden yapılanma dönemi olarak değerlendireceğiz. Yani çeşitli bürokrasideki değişiklikler... Bunu söylediğinizde Hasan Başkan üzülecek ama sanki biz yönetemiyoruz diyecek. Yok yani şöyle, sonuçta herkesin bir yönetme tarzı var. Kesinlikle doğru. Herkesin tarz meselesi. Bir, evet, kadrosunun evet, evet. Kendi kadrosunu kurma gerekliği var. Biz de herkesin bir vizyonu var aynı zamanda. Aynen şey yapmadan, evet. İnsanları üzmeden, kırmadan, doğru. Dökmeden doğru. Ama en iyi nasıl yapabiliriz? Onlarla da ortak bir şekilde karar vererek o belediyenin mirasından da içindeki bilgi birikiminden de yararlanarak geleceğe nasıl bakarız? Kiminle nasıl yönetiriz'i çalışacağız. Üçüncü olarak koyduğumuz hedefle belediye bürokrasisini
buluşturacağız öyle diyelim. Evet. Yeniden yapılanmayla. Sonra bunu vatandaşa taşıyacağız. 2019 yılı Çiğli'nin kent kimliğine oluşması, hedeflerinin konulması, ona uygun bir belediye örgütlenmesi, ona uygun bir muhtar, sivil toplum ayağı ve mahalle örgütlenmesinin kurulacağı yıl olacak. Çünkü biz bu şehrin vizyonunu bütün halkımızla birlikte oluşturmak zorundayız. Şehri de onlarla beraber yönetmek durumundayız. Yani biz bunu böyle uygun gördük, sen de bunu böyle yap ya da biz bunu böyle yapıyoruz, sen de bu önüne konulan yemeği yiyeceksin gibi bir mantığımız yok. Evet. Sonuçta bu bizim bağlı olduğumuz partinin felsefesine de aykırı. Bu yıl bir hedef koyma, hedefe uygun yapılanma ve o hedefi bütün Çiğli'de tartışarak içselleştirilmesi sağlama yolu olacak. Çok çok güzel bence, çünkü halkın da kabul edebileceği bir çalışma olması lazım. Tunç Soyer. İlk iş olarak da Tunç Soyer de aynı şekilde söylüyor. Çiğli konferansı yapacağız. Evet, onun içerisinde çeşitli paydaşlarla fikir alışverişi yapacağız. Evet, bence önemli. Peki son olarak değerli Çiğli halkına, ekrana dönük olarak söyleyeceğiniz cümleleriniz varsa onları söyleyin. Ondan sonra da programı birlikte kapatalım. Evet, Çiğli'yi bilenler bilir, siyaseti takip edenler farkındadır. Biz bu seçimi kazanıyoruz. Ama ne kadar yüksek bir oyla kazanırsak biz Çiğli'deki belediye başkanlığı seçimini, hem büyükşehir bazında Çiğli'nin sorunlarını çözmek için daha fazla, daha güçlü bir şekilde talepkar oluruz, hem hükümet bazında daha fazla talepkar oluruz. Onun için sizden ricam, bu seçimde oylarımızı birleştirelim ve o sandıktan en güçlü bir şekilde Çiğli'yi temsil eden, sadece seçim kazanmış belediye başkanı değil de halka liderlik edecek bir kişi olarak yeni o sandıktan çıkarmanız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun, her şey gönlünüzce olsun. Tecrübelisiniz. Hem bir belediye başkanı olarak biraz evvel öngördüğünüz projeleri hayata geçirebilecek bir altyapı ve ekibiniz var. İncelediğim kadarıyla da belediye meclis üyeleri de sizin birlikte çalışacağınız bir kadroyu oluşturacak. Onların da tecrübeleri var. Uyumlu arkadaşlar. Uyumlu arkadaşlarınız var. Onlara da baktım. Çünkü ben de yıllardır burada Çiğli ve Karşıyaka'da olunca hemen hemen herkesi tanıyorum, biliyorum. Hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun, her şey gönlünüzce olsun. Çiğli kazansın. Öyle değil mi? Çiğli kazansın, İzmir kazansın, evet, Türkiye evet, kazansın. Evet, tabii. Yani böyle ilçe bazında bakarsak Çiğli kazansın, İzmir kazansın. Başarılar diliyoruz size. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Değerli izleyiciler, belediye başkan adayı olup da hayali olmayan insan görmedim ben. İnsanlar ilk önce hayaller kuruyorlar ve hayallerini yansıtıyorlar. Hayal kurmayan insanlar geleceği inşa edemez. Hayal kurmayan toplumlar da geleceği inşa edemez. Demokrasiye, bağımsızlığa, adalete sahip çıkamaz. Şöyle baktığımız zaman Çiğli için bir hayal var ve 20 yıldır siyasetin içerisinde il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş ve seviyor siyaseti ve partisini seviyor. Ve Çiğli'ye de talip olmuş, başkan olacağım, Çiğli halkıyla birlikte de yöneteceğiz, içselleştireceğiz projeleri, birlikte yapacağız diye bize de hayırlısı olsun demek düşüyor. Çiğli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Millet İttifakı'nın adayı Utku Gümrükçü'ye yolu açık olsun diliyoruz. Başka bir seçim özelde yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.